Evet, ilk yarı 9. basamakta bitti. İkinci yarı yüz transferler gelmeye başlıyor. Neler bekliyoruz Bursa Spor'dan ikinci yarıda? Bursa Spor'dan ikinci yarı beklentilerimiz tabii ki de çok fazla. Musa Soğuk'u da biliyoruz, ligimizde futbol oynamış bir insan. Musa Soğuk'un kalitesi kesinlikle ortada. Bursa Spor'umuzun da hani bir ilk yarıda birkaç şanssız puan kayıplarını düşünüyorum. İkinci yarı inşallah bizim için daha iyi olacak yeni transferlerle birlikte. Hocamıza da güveniyoruz. Bu şehirde bir arada. İnşallah her şey bizim için daha güzel olacak. Peki yeni transferler, mevcut transferler nereye gelmeli? Nerelere ihtiyaç var? Defans olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Orta sahaya desteğin iyi olabileceğini, takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Takım şu haliyle birkaç sene içinde iyi yerlere gelebilir. Sezon sonunda kesinlikle kulüp olarak, taraftar olarak kesinlikle bir Avrupa görmek istiyoruz. Ve Bursa Spor'u da kendim şahsen orada görüyorum yani. Abi Fenerbahçe'den beri benim takip ettiğim bir forvet. Çok beğendiğim de bir forvetti. Gelmesine ben çok sevindim. Aldığımıza inanamadım ama hani çünkü pahalı bir maliyeti var diye biliyorum. Geldiğine çok sevindim. Tabii daha fazla isim geçiyor transferde. Peki gelecek takviyeler için neler söyleyebilirsin? Bursa Spor'un nelere ihtiyacı var? Abi şu anda oynadığımız şey taktiğe göre, 3-5-2'ye göre bir forvet ihtiyacımız var yani. Stankol'a gitmiyordu. Oraya Sof geldi işte. Onun dışında ben sağ tarafa bir takviye gelmesini düşünüyordum. Tuvmasi gelecek diyorlardı ama olmadı sanırsam. Grozov diye bir oyuncuyla anlaşılmış sanırsam. O sağ tarafta oynayabiliyor mu bilmiyorum ama sağ tarafa bir transfer yapılmasını istiyorum yani, öyle düşünüyorum. Peki ilk yarıya baktığında Bursa Spor'u sezon sonunda nerede görüyorsun? İkinci yarıda nerede olmalı Bursa Spor? Sezon aslında iyi başladık ama şu an son haftalar biraz kötü gitti ama bence Avrupa Ligi'ni hak eden bir takımız yani bu sezon. Avrupa Ligi'ne gitmemiz lazım. Tabii Bursa Spor sevgisi... Kolunuz kırık ama evet. Buraya kadar geldiğiniz transfer için neler söyleyebilirsiniz? Musa Sov ligimizi bilen bir forvet. Evet. Bugün imzalıyor, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ederim. Bursaspor tabii ki böyle bir şey. Hastalıkla ve sağlıkla biz gerçekten takımımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Musa Sov gerçekten de ligimizi iyi bilen, etkili bir forvet. Leguen hocamızın da tabii ki sistemine uygun olacağı bir forvet. Zaten bizim Bursaspor'umuza en fazla ihtiyacı olanların biri kanat ve forvet transferiydi. Ve Musa Sov gerçekten de bana göre bu önümüzdeki ikinci yarıda iyi işler yapacaktır. Tabii ilk yarıya baktığınızda özellikle son dönemde düşüş geçen bir Bursa Spor vardı. Önümüzde bir kupa maçı var, lig maçı, Başakşehir maçı. İkinci yarıda neler olacak? Neler bekliyor Bursa Spor'u? Şöyle söyleyeyim, tabii ki bu transferde maalesef birazcık geç kaldık aslında. Sadece Sov'un transfer olması bizi ne kadar yukarıları taşır. Tabii bunu hocamız tabii daha iyi bilir. Diğer oyuncularımızın biraz daha performansını yükseltmesi lazım. Stanko kötü bir oyuncu değil. Geçmişinde baktığımız zaman başarılı sonuçları elde etmiş insan. Ama bazen işte takımı dikiş tutturamayabiliyor maalesef. Ama dediğim gibi sadece Musa Sol'la olacak bu iş değil. Yani yine de diğer oyuncumuzu biraz daha performansını arttırıp biraz daha iyi oynayıp mümkün olduğunca lig sonunda en üst seviyede çıkarmamız lazım. Peki diğer takviyeler hangi mevkilere gelmeli size göre? Ya mutlaka şu anda en büyük sıkıntımız aslında alternatif oyuncular. Mesela bir sakatlanan bir oyuncumuz, mesela yaşadık biz bunu. Ekongun'un olmadığı zaman sıkıntı yaşadık. Ne bileyim, Kembo'nun olduğu zaman da o kanatta oynatacak oyun sıkıntı yaşadık. Hocamız da zor durumda kaldı. Elindeki oyuncuları mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanmaya çalıştı. Defans ve kanat oyuncuları, bir de orta saha takviyesi bence Bursa'mızın için en iyi olacak. Zaten ihtiyacımız olan bir transferdi. Bence şu ana kadar... Son 200 sezondur gene en iyi transferlerden bir tanesi forvet olarak. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Elinden gelen en iyisini yapar. Son 2-3 yıldır bir forvet sıkıntısı çekiyorduk. Gol yollarında etkisizlik. İşte bunun gibi yani buna bir çözüm olabileceğine inanıyoruz Musa Sov'un. İnşallah gollerini atar. Biz de bunu bekleriz abi. Ya bizim için güzel bir transfer oldu ya. İşte ne bekliyorsun Musa Sov'a, bir mesaj ya da beklentiniz? İnşallah bizi Avrupa Ligi'ne çıkartır inşallah ya. Bursa Spor'a hayırlı olması diliyorum. Taraftarlarımız için gerçekten çok güzel bir transfer oldu. Daha önceden ligimizde de oynamıştı zaten. Tecrübeli. Faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten gol atmakta sıkıntı yaşıyorduk. O problemimizi çözeceğini düşünüyorum. Ama orta sahaya biraz daha takviyeler olması gerekiyor. Mesela Agüero'ya bir alternatif daha olabilir. Barış'ın alternatifi. Sosyal medyalarda çok şeyler dönüyor ama biz tabii imza gelmeden bir şeye inanamıyoruz. İnşallah Ali Başkan'a güveniyoruz. İnşallah bizim için, taraftarlar için, kendi takım menfaatleri için güzel transferler yapacaktır. Vallahi inşallah başarılı olur Bursa Spor'da. Bütün temelimiz o. Geçmişte Türkiye Ligi'nde yaptığı golleri biliyoruz, başarıları biliyoruz. Yani Bursa Spor'un da forvet eksiği vardı.
ileride top tutacak forvet eksiği vardı. Valla başarılı olur inşallah. Valla çok büyük bir eksikti santrofor konusunda. Bursaspor'un büyük eksiği vardı. Onu büyük ölçüde giderdik. İnanıyorum takım ikinci yarı çok daha iyi olacak. Bursaspor hayırlı uğurlu olsun ve olacağını da tahmin ediyorum zaten. Başka nasıl bir katkı sağlar size göre? Valla gol yolları çok büyük katkı sağlar bize Musaso. Aile olarak herhalde. Aile olarak evet. İnşallah takıma katkı sağlar, inşallah yeneriz. Formayla geliyoruz, maçlara da. Aynen. Değil mi maçlarda? Evet, maçlara falan gidiyoruz hep birlikte babamla. Sizi de tanıyalım. Halise Oruç. Neler diyeceksiniz siz de bu heyecanı? İnşallah kazanır, mutlu olsunlar, hepsi mutlu olsun. Ne diyeceksin Musaso? Vallahi gelsin. Beşiktaş'a atsın bir tane beşik. Röveş'e de atsın. Röveş'e de mi? Tabii. Bizim Bursa'da biliyorsunuz babadan oğla geçiyor bursasporluk. Çok mutluyuz. Yani senin en mutlu anlıyız. Musa Şov gibi birisi. Güzel bir transfer. Çok güzel. İnşallah yararlı olur. Sevindik abi. Nerede bekliyorsun Musa Şov'a bir mesaj? Musa Şov'dan gol krallığı. Taraftar olarak çok mutluyuz. Böyle dünya yıldızı, kendini ispatlamış bir oyuncuyu tekrardan Bursa Spor'da görmek bizim için heyecanlı. İnşallah geldiği gibi de şov yapmaya başlayacaktır. Zaten yakından bildiğimiz, tanıdığımız bir futbolcuydu. Yıllarca Fenerbahçe'de top koşturdu. Nasıl bir forvet olduğunu, etkili bir forvet olduğunu biliyoruz. İnşallah takımımız adına da goller atar, bizi sevindirir. Devre arasında eksikler tamamlanıyor. Peki Bursa Spor'un başka hangi bölgelere takviye ihtiyacı var? Biraz daha topla ilerleyen oyuncu, kanat oyuncularına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kembo gibi biraz daha hareketli, Deler biraz daha temposu düşük kalabiliyor. Bir tane daha sağ açık bulabilirsek bizim için daha iyi olabilir. Forvet'te bence eksiğimiz kalmadı. Musa Sob kesinlikle beklentileri karşılayacaktır. Arkada Barış'ın yanında bir sağ bek daha olabilir. Bazen çok yalnız kalabiliyor. Çok fazla stoper bölgesinde ve kalede zaten bir sıkıntımız yok. Sol tarafta Zbeyç'imiz var. Hepsi bize yetiyor. Dediğim gibi bir sağ açık daha olursa ve sağ bekte da bu ligde daha iyi yerlere gelebiliriz. İkinci yarı Bursa Spor'u nerede görüyorsun? Nerede biter lig? Şu an geçen seneki konumumuzla aynı konumdayız. İyi bir beklentilerin üzerinde bir 3 puan daha gerisinde bir puan topladık. Tabii ki şampiyonluk potasında mıyız? Evet, çünkü şampiyon olmuş bir şehiriz biz. Ama tabii ki biraz uzak, güçlü rakipler var. Ama UEFA Avrupa Ligi'ni kovalamak Bursa Spor'a kesinlikle kolay, zor değil. Daha kolay maçlar çıkartacaktır. İnşallah kendimizi gruplarda buluruz seneye. İnşallah çok faydalı olur. Stanko'nun yerine daha doğrusu bir forvet aldığımız için mutluyuz. İnşallah çok gol atar. 6 ay gelmiş ama kısa bir süre gelmiş. Olsun, belki bir daha kiralanabilir. Faydalı olacağına inanıyoruz yani. Peki ilk yarı tabloya baktığınızda Bursa Spor'un takviye ihtiyacı var mı Musa Sov dışında? Musa Sov dışında sağ açık şart yani gerekiyor. Peki ikinci yarıda Bursa Spor ligi nerede bitirir? İnşallah Avrupa'ya gideriz. Gönlümüz Avrupa'dan yana. Olmazsa 6-7 gene bu sene için yeterli yani. Musa Sov karakter olarak gerçekten çok düzgün bir oyuncu. Yani en başında yöneticilere teşekkür ediyorum. Böyle bir karakteri düzgün oyuncu almaları bizim için daha faydalı. Çünkü tribünler buna çok dikkat ediyoruz biz seyirci olarak.
Ben faydalı olacağını düşünüyorum yani Musa Soğuk. İlk yarıya baktığınızda Bursa Spor Ligi 9. sırada bitirdi. Ne gibi eksikleri vardı ya da hangi bölgelere ihtiyaç var takviye konusunda? Biliyorsunuz Fernando Belluşi bizden ayrıldı. Ayrıldığından beri yani onun mevkisini dolduracak bir adam ben daha göremedim. Hani Badu ilk geldiğinde bu beklentileri karşılayacak gibiydi. Sonradan biraz kendini bozdu. Dediğim gibi yani karakteri düzgün oyuncuları biz seviyoruz. Badu da öyle bir arkadaşımız. Fatih olsun, Badu olsun, Harun olsun. Böyle insanları takımı kazandırsınlar. Hani inşallah bir Belluşi karakterinde bir adam orta sahaya, bir sağ bek. Barış'ın yani Barış defansif anlamda iyi ama ofans olarak tek başına alıp gidemiyor topları. Yani biz tribünden diyoruz ki hadi Barış çık. Anca öyle hani çıkarsa. Ondan sonra bir de Delarge'ye bir sağ açık bir alternatif yani belki Delarge da bu yönde etkiler ve Delarge daha iyi katılım yapar, katkısı olur. Bir orada çekişme olursa o kanatta çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İkinci yarı başlıyor Başakşehir maçı ile birlikte. Neler söyleyebilirsiniz? Başakşehir maçında tribünler dolu olur mu veya Bursaspor galip gelir mi? Başakşehir maçında ben tribünleri dolduracağımıza inanıyorum çünkü sol transferi bayağı bir etkili olacak inşallah. İkinci yarı beklentiler büyük bence. Tabii Grozov gelecek inşallah, o da gelirse daha da iyi olacak. Vallahi süper için oldu. Bursaspor şampiyon bir takım. Bursa'ya yakışacak bir futbolcu. İnşallah daha uzun olsaydı daha iyi olurdu. Güzel bir transfer. Süper bir transfer yani. Peki iki kere değerlendirdiğinizde Bursaspor'u başka mevkilerde ihtiyaçları var mı? Vallahi sağ bek var. Orta sahaya var. Duyuma göre geliyormuş galiba orta sahada. İnşallah. Rozal'la ilgili. Yani Roman, bir tane Roman iyi futbolcu yani duyduğumuz kadarıyla. İnşallah Poka gelirse tabii daha güzel olur. 1,5 yılına kirasına daha iyi olurdu mesela. 6 aylığına seneye bu sebep Bursaspor tekrar bir golcü aramak zorunda kalacak. Merhabalar. Önce isimlerinizi öğreneceğim. İsmin nedir? Emir Çağrı. Emir Çağrı ve senin? Arda. Arda. Kardeşinle birlikte geldin sanırım. Evet. Bursaspor için geldiniz buraya. Peki nasıl buluyorsun Bursaspor transferini? İyi buluyorum. İyi bir transfer. Forvet'te büyük bir eksiklik vardı. Onu doldurdu. Yani iyi, çok da gol atacağına inanıyorum. Peki Bursaspor'da en sevdiğin oyuncu kim? Batajı. Kardeşin ilgileniyor mu? Çok da. En sevdiğin oyuncu kim Bursaspor'da? Ben de Batajı. Senin de Batajı. Peki Bursaspor'un başka mevkilere ihtiyaçları var mı sence? Sağ bek olabilir. Bu sene lig nerede biter? İkinci yarıda Bursaspor nerede görüyorsun? İlk 5'e girer bence. Hatta şampiyon da olabiliriz inanıyorum. Sov'la beraber. Ortaya 100 kişi. Bursaspor.